DJ locale, nu prea pe gustul tău, dar cum crezi că ți se campare? Nu ești în apele tale, că ești în urmă țărane. Ești ca țiganul la măl, mănecheat în oroaie, stai. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün blok kırma oyunu üzerinde 3. dersimizi çekeceğiz. Ve bu dersimizde hareket eden top nesnemizi oyun arayüzünde etkinleştirmeyi göreceğiz. Videoyu zaten kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden direkt geçiyorum. İlk yapacağımız tabii ki kullanacağımız nesneyi sürükleyip bırakıyorum. Ve şu şekilde artık ne kadar boyutunda olacaksa yani gözümüze şu şekilde yerleştiriyorum. Ve yapmam gereken bunun üstüne bir collider eklemek arkadaşlar. Ve tabii ki bu box collider olmayacak. Çünkü bildiğiniz üzere box collider hani çokgensel kare, dikdörtgen tarzı şekilleri kaplamak için daha uygun bir collider. Tabii ki bunda da olur mu? Olur. Yalnız sıkıntılı. Çünkü göreceğiniz üzere bunun üstünde box collider'ı şunu kaldırayım. Şuraya box collider attığımda göreceğiniz üzere bu nesnenin etrafı karesel olarak çevrilecek ve bizim buradaki kullanacağımız nesnenin yapısına ters bir şekilde kaplanıyor. O yüzden box collider kullanmayacağız arkadaşlar. Onun için circle collider kullanacağız. Ve circle collider gördüğünüz gibi dairesel olarak nesnemizi çevreliyor. O yüzden ona göre ayarladık. Ondan sonra yapmamız gereken şimdi bu topun tabii ki fizikten ekleneceği için rigid body komponenti de eklememiz lazım. Şöyle rigid body'yi de ekledim. Şu an açılsın oyunumuz. Bakalım nasıl oldu. Evet, top nesnemiz düştü. Buradaki bu artık player'ımız da böyle bir dönme hareketi yaptı. Tabii ki bu dönme hareketini engellemek kolay. Direkt onu da görmüşken engelleyelim. Buradan arkadaşlar player'ımızın rigid body'sinden constraints ve burada freeze rotation Z var. Ve bu eksende dönmesini sınırlıyorum. Şu şekilde. Bakın direniyor dönmemek için. Ama top nesnemizin bir ağırlığı olduğu için tabii ki o da aşağı doğru itiyor. Çünkü bunun ağırlığı ne kadar? 1. Bu da bir eşit bir kütle var. Bunu azaltsak şöyle 0,1 yapsak rahat taşıyabilecektir. Şöyle. Bu olduktan sonra arkadaşlar şimdi bizim yapmamız gereken Circle Collider'ın içinde materyallerde fizik materyal 2 de istiyor. Biz buna bir tane fizik materyali atmamız lazım. O yüzden asset kısmına sağ tıklayıp create'den fizik materyal 2 de seçtikten sonra ne diyelim zıplama dedim mesela. Burada frictions var arkadaşlar. Bu sürtünme demek. Buoyancy'ınız da bu zıplama artık zıplama hassasiyeti tarzı bir şey. Sürtünme olsun istemiyoruz arkadaşlar. Zıplama hassasiyetim de 1 olduğunu varsayalım. Şöyle oyunu başlatalım. Bu şekildeydi. Şimdi top nesnemize circle collider kısmına fizik nesnesine bunu atıyorum. Şimdi oyunu tekrardan başlatıyorum. Ve bakın arkadaşlar top nesnemiz zıplama hareketi aldı. Bu şekilde zıplamasını aktifleştirmiş olduk. Bundan sonra artık diğer derse bırakalım arkadaşlar. Kısa kısa anlatacağım böyle. Diğer derste de bunun etrafta dairesel dönmesini ayarlamaya çalışırız. Bu şekilde arkadaşlar bakın zıplamasını sağlıyor. Kütlesini arttırsak bir değişiklik. Bakın tekrardan o sıkıntılar olmaya başlayacak. Bu şekilde arkadaşlar. Ama nesnemizi zıplatmayı başardık. Şu an başlattığım anda kendi başına zıplıyor arkadaşlar. Bunu da fizik materyal tabii ki sağlıyor o hassasiyette. Bu şekilde oldu arkadaşlar bu derslik. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.